Gençler selam ben Deniz Emir Hocanız bilgisayar mal matematik yazarlarından nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolundadır ben bomba gibiyim arkadaşlar bugün sizinle birlikte 10. sınıf matematik konularından binom açılımından toplam 8 tane soru çözeceğiz. Ve bu soruların her biri öğretici sorular. Üniversite sınavında AYT Matematik'te her yıl binom açılımından bir tane soru geliyor. Ve biz bugün onun temelini sağlam bir şekilde atacağız. Peki nasıl atacağız? Hemen aşağı iniyorsun. Ücretsiz PDF kısmından PDF'i indiriyorsun. Ve benimle birlikte ne yapıyorsun? Yaza yaza ilerliyorsun güzel insan. Ve sonrasında sağ alt köşede abone ol yazısını lütfen ama lütfen tıklayıp Abone olup okulda arkadaşlarına da kanalın varlığından bilgi veriyorsun. E şunu da söyleyeyim sana. Fonksiyonlarla birlikte komple bütün konu anlatımlarımız olacak arkadaşlar. 10. sınıf matematik konularını komple size anlatacağım. Yazarından dinleyeceksiniz, ustasından dinleyeceksiniz. Hemen geldik, sahnemizi çevirdik ve karşımızda o meşhur şu binom açılımının formülü var. Şimdi arkadaşlar biz bu formülü ezberlerken çok zorlanıyoruz. Gerçekten yeni başladığınız için 10. sınıf konularında hiçbir formül görmemiştiniz. Şu an çok yoğun bir formülle karşılaştığın için karıştırıyorsun burada. Mantık şu enin ile başlıyor. Enin birlisi enin ikilisi bu sürekli artarak gidiyor. En son enin enlisinde bitiyor. Şimdi buradaki derece ise bak ve ne yapmış azalarak gidiyor bak azalarak gidiyor ama burada şöyle bir mantık da var burada iki terim olduğu için birinin derecesi azalırken diğerinin derecesi artmaya başlıyor mesela burada b üzeri 1 var bir sonraki mesela a üzeri n eksi 2 b üzeri 2 peki buradan çıkaracağımız sonuç ne aslında şunların toplamı her zaman n'i veriyor bak her zaman mesela şu ikisinin toplamı her zaman n'i veriyor ya da mesela bir sonraki a üzeri n eksi 3 B üzeri 3. Dikkatini çekti mi? Bak burayı her zaman topla N'i veriyor. Şimdi buradaki mantık böyle başlıyor. Şimdi ben bunları ezberleyeceğim mi hocam? Bu N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in enlisini ezberleyeceğim mi? Hayır ezberlemeyeceksin. Çünkü bizim zamanımızda Ömer Hayyam Üçgeni, Pascal Üçgeni olarak adlandırdığımız bir üçgen var. Hemen onu bir yazacağım size. Onu kullanacağız arkadaşlar. Mesela bu neydi? Bir ile başlıyordu. Şuraya geldim bir yazdın, şuraya geldim bir yazdın şuraya geldim 1 yazdım. Şurası 2 oldu. Şurası 1 oldu. Bu yanlara hep 1 1 yazıyorum. Buraya geldim 1 yazdım. Şuraya geldim 3 yazdım. Buraya geldim 3 yazdım. Buraya geldim 1 yazdım. Son olarak şurayı da yapalım. 1 4 geldim buraya 6 geldim buraya 4 geldim buraya 1 yazdım. Şimdi bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar sizin bu ifadedeki ikinci kuvvet aldığın zamanki katsayılar. 3. kuvvet aldığın zamanki katsayılar dördüncü kuvveti aldığın zamanki katsayılar, Mesela biz şimdi ne yapacağız? Dördüncü kuvvet alacağız. O zaman benim kat bunlar olacak. Bak şurası ikinci, burası üçüncü, burası dördüncü. Ne demek istiyorum? Bak hemen yazıyorum. Bak ilk başta önünde bir olacak. Bir çarpı iki a'nın dördüncü kuvvet. Şimdi arası eksi ya. Geldim buraya eksiği koydum. Sonra bak ne olacak? 4 yazacaksın. 4 çarpı 2A'nın küpü bunu bir azalttın. Geldin buraya hemen ne yazıyorsun? B yazıyorsun. Tamam mı? Şimdi geldim devam ediyorum. Bir artı bir eksi ilerliyoruz. Sırada artı var. Hemen ne yapacağım? Bu sefer yine 6'yı geldim buraya yazdım. Dikkat. Hemen 2A'nın ne oldu? Karesi oldu. Sonra güzel insanlar B'yi ne yapıyorum? Bir artırıyorum. Bak şu an bir diye B'nin karesi oldu. Dikkat et bak topladın 4. Topladın 4. Burada zaten 4 var. Burayı vermek zorunda. Şimdi sırada ne geldi? Eksi geldi. Eksiyi koydum. Hemen direkt 4'ü yazdım. Bu sefer 2A'nın kaçıncı kuvveti? Tabii ki birinci kuvveti. Burada B'nin ne olacak? Küpü olacak. Hemen geldim. Burayı yazdım. Ve son olarak dikkat artık buradaki ifadede A'lı bir şey kalmayacak. Bak A'lı bir şey kalmayacak. Çünkü 2A'nın sıfırıncı kuvveti oluyor. Bir sayının sıfırıncı kuvveti nedir? 1'dir. Yazılmaz. Ben buraya sadece ne koyacağım? B üzeri 4'ü yerleştireceğim. Şimdi burayı düzenleyelim. 2A'nın dördüncü kuvveti 16A üzeri 4. Tamam. Şimdi şurası 2'nin küpü 8. 4 de burada var. 32 yaptı mı yaptı? A'nın küpü çarpı B yazdı. Şimdi geldin 2'nin karesi 4. 6 ile çarptığın 24. Tabii ki A'nın karesi B kare. Geldin yazdın. Şimdi dikkat 4 çarpı 2 8 ama önünde eksi var. Eksi 8 A çarpı B'nin küpü. Ve son olarak B üzeri 4'ü yazdın. Şimdi buradaki mantık da aslında N'in sıfırlısı N'in birlisi. Bak dikkat et N'in birlisi yani 4'ün birlisi. 4'ün birlisi ne? E eşit. Geldin bir sonrakine ne? 4'ün ikilisi. 4'ün ikilisi neye eşit? 6'ya eşit. Bir sonrakine ne? Dördün üçlüsü o neye eşit? Buraya eşit. Bunları yazmaktansa şuradaki sayıları hemen hızlıca tak 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 yazıp bulabilirsin. Ha yok hocam ben öyle yapmak istemiyorum. Şuradaki şu birin dördün sıfırlısı olduğunu, şu dördün dördün birlisi, şu altının dördün ikilisi, şuradaki dördün dördün üçlüsü ve en sonda dördün dörtlüsünün de yine bir olduğunu biliyorum. Buradan yapmak istiyorum diyorsan saygı duyarım fark etmez sonuç aynı gelecek. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen sizinle birlikte geçiyoruz bir sonraki özelliğimize. X artı Y'nin eninci kuvveti açılımında N artı bir tane terim vardır. Şimdi bak hemen hatırla. İlkokuldan belli yapıyorsun. X artı 2'nin diyelim ki karesini alıyorsun. Bu neydi? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Şimdi buradaki kuvvet kaç? 2. Kaç terim geldi? 1. 2, 3 yani bir fazlası kadar. Her zaman benim terim sayım buradaki kuvvetin bir fazlası kadar. Lütfen mama lütfen bunu unutma. Şimdi kat sayılar toplamı. Hocam kat sayılar ne? Yani biz anlatıyoruz ama belki orada derste bunu anlamayan o kadar çok arkadaş var ki. Kat sayı şu. Şunların önündeki sayılar tamam mı? Mesela 4, 4, 1. Bu kat sayıların toplamına baktığın zaman 1 artı 4 artı 4'ten kaç geldi? 9. Diyor ki bir pratik bilgi var. Burada x ve y yerine 1 yazarsan kat sayılar toplamını bulursun. Ama hocam sizin yazdığınız yerde bak sizin yazdığınız yerde tek bir tane bilinmeyen var. O da x. İşte sen ne yapacaksın? Sadece gidip oraya 1 yazacaksın. O zaman 1 artı 2'nin karesinden ne oldu? 3'ün karesi yani 9 geldi. Bak burada Pratik bilgiden yapabilirsin. Sabit terim ne? Sabit terim arkadaşlar bu ifadede x olmayan yerdir. Yani dikkat et burada ne? O tabii ki 4. Sabit terimi bulmak için x ve y yerine 0 yazacaksın. Geldin buraya 0 yazarsam 0 artı 2, 2 yapar. 2'nin karesinden 4 bu da sana sabit terimi verir. Şimdi gelin hemen şu soruyu çözelim. 3x artı y'nin 5. kuvveti ifadesinin açılımının terim sayısı kaçtır? Her zaman şunun bir fazlası 5 artı 1, 6 tane terim vardır güzel insanlar. Mantığımız bu şekilde. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurada katsayılar toplamına bakıyoruz. 3x eksi y'nin 5. kuvveti ifadesindeki katsayılar toplamı kaçtır diye bana sorulmuş. Şimdi dikkat etmen gereken yer şurası. Şunu biraz küçültelim arkadaşlar. Hemen şöyle alalım, şöyle bir küçültelim burayı daha net bir şekilde görünsün arkadaşlar. Tamam. Evet katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı neydi? X gördüğün yere 1 yazacaksın. Y gördüğün yere 1 yazacaksın. Bu kadar. O zaman 1 yazarsan 3 çarpı 1 eksi 1 bunun 5. kuvveti. 3 kere 1 3 1 çıkartırsan 2 2'nin 5. kuvveti de 32 geldi. Bunun katsayılar toplamı bu oldu. Şimdi hemen ne yapıyoruz sizinle birlikte arkadaşlar? Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Burada asıl ezberlemeniz gereken formül burası. Bu bir açılımda baştan R artı birinci terim. Mesela baştan dördüncü terim soracak. Baştan üçüncü terimi soracak. Bu formülle bulunurmuş. Bu formülü adınız gibi bileceksiniz. Şunu anlaştık mı? ÖSYM de zaten bunu soruyor. Hocalarınız da zaten bunu soracak. Şimdi geldim İfadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan üçüncü terimi bulunuz diyor. O zaman ne yapacaksın? Hemen bak formül bu. R artı 1. Yani baştan R artı 1 dediğin şeyi 3'e eşitleyeceksin. R kaç geldi buraya? 2 geldi. Tamam. O zaman dikkat bak. Şurada N dediğin şey de 7. Hemen geldim. N'i de 7 buldum. Formül neymiş? N'in R'lisi çarpı X üzeri N eksi R. Y üzeri R. Peki hocam. Burada X dediğimiz şey ne? Bakın ezberlemeyelim. Mantığını anlayalım. X dediğimiz şey şu x kare. Anlaştık mı? Bak burada bunun yerine bu gelmiş. Bak gösteriyorum. Bunun yerine bu gelmiş. Peki hocam y ne? Y yerine de eksi 1 bölü x gelmiş işaretiyle alacaksın. Hemen gösteriyorum. X yerine x kare yazacağız. Y yerine eksi 1 bölü x yazacağız. Şimdi başlayalım. Bak hemen n 7 idi. 7'nin tabii ki ikilisi. Çarpı x yerine x kare yazacağım. Bunun kaçıncı kuvveti güzel insanlar? n eksi r yani 7 eksi 2 tabii ki 5. kuvvet çarpı geldim bak izle y yerine ne yazacağım eksi 1 bölü x yazdım onun kaçıncı kuvveti r kuvveti 2. kuvveti şimdi 7'nin ikilisi hemen şurada hesaplayalım 7 çarpı 6 2 çarpı 1 2 geri geldim 2'den başlayıp geri gittim şurası direkt 21 oldu x üzeri kaç geldi güzel insan burası 10 geldi Dikkat bu eksinin iki defa yan yana çarpılmasından dolayı artıya dönüştüğünü biliyorum. 1 bölü burası x kare yaptı. O artıyı oradan silelim ki gözümüzü böyle tırmalamasın. Peki bunların hemen şöyle bir yazımını yapalım. x üzeri 10 bölü x üzeri 2. Tabanlar aynıysa bölmede üstler çıkarılır. 21 çarpı x üzeri 8 gelir. Şimdi burada anlamanız gereken yer şurası. x yerine x kare yazılmış. O yüzden burası buna dönüştü. Y yerine bu yazılmış. O yüzden formül buna dönüştü. Mantık bu kadar. Zor mu değil. Kesinlikle çok rahat bir şekilde yapacaksın. Şimdi geldik arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza. Ortadaki terim nasıl bulunuyor? Zaten ortadaki terim şu kuvvetin çift olması durumunda kaynaklanıyor. Neden hocam? Çünkü 4 ise burada 5 tane terim vardır. Bak 5 tane hemen geldim şöyle yazdım. 5 tane terim vardır. Peki 5 tane terim varsa 1, 2, 3, 4, 5 terim varsa her zaman kim vardır? Ortanca terim de vardır. Peki formül neymiş? R yerine n bölü 2 alacaksın. Şimdi benim n dediğim şey ne? Bak n dediğim şey şu 4. O zaman R neymiş? N bölü 2. Hemen geldim bunu yazdım. Şimdi formül neydi? N'in R'lisi çarpı x üzeri n eksi R çarpı y üzeri R bendesin. Lütfen iyi dinle. Hocam burada x dediğimiz şey ne? x dediğin şey 2x kare. Geldim buraya bunu yazdım. Hocam y dediğim şey ne? y de tabii ki eksi y. O işarete dikkat edeceksin. O zaman başlıyorum. 4'ün ikilisi. Geldim buraya onu yazdım. Çarpı x yerine ne yazacakmışım? 2x kare. Geldim yazdım. Kuvvet ne? 4 eksi 2'den 2. 4 eksi 2 bak buraya 4 buraya 2 yazdım. Sonra çarpı y neydi? Eksi y'ydi. Bunun kaçıncı kuvveti? Tabii ki ikinci kuvvet. Şimdi burası 4'ün ikilisine 4, 3, 2, 1. Burası kaç geldi? 12 bölü 2'den 6. Çarpı 2'nin karesi 4. X karenin karesi x üzeri 4. Nasıl yaptın orayı hocam? Bu iki her ikisine de ne oluyor? Tabii ki dağılıyor. Şimdi geldim buraya. Eksi y'nin karesi de y kare yapar. O zaman canlarım hemen 6 kere 4. 24 x üzeri 4 y'nin karesi çıktı. Cevap böylelikle bitti. Şimdi geldik bizim bir sonraki sorumuza. Burada artık terimleri bulmaya çalışıyorum ve kaçıncı terim olduğunu bana söylemiyor. Ben ne yapacağım? Hemen o meşhur formülü kullanıp işi bitireceğim. Bak formül neydi? Formül şu. n'in r'lisi çarpı x üzeri n r çarpı y üzeri r. Hocam n kaç? n dediğin şey 5. Bunu biliyorsun. R kaç? Ben zaten bunu arıyorum. Bununla ilgili yorum yapmak istiyorum. Şimdi dur. Peki. Burada x gördüğün yere ne yazacaksın? x kare. Hemen geldim yazdım. Hocam y gördüğüm yere ne yazacağım? 1 bölü x kare. Geldim yazdım. Bak, tane tane başlıyorum. n yerine 5 yazdım. 5'in r'lisi. Geldik yazdık. Çarpı. Şimdi bak. x yerine ne yazacakmışım? x kare. x kareyi yazdım. Bunun kaçıncı kuvveti? 5 eksi r. Tamam. Sonra y yerine yazacağım? 1 bölü x kare. Şimdi 1 bölü x kare ne demek aslında? x üzeri eksi 2 demek. Değil mi? Çünkü bu aşağıya negatif olanlar aşağıya iniyordu. O zaman gelin buraya x üzeri eksi 2 yazalım. Peki kuvvet ne? R. Şimdi geldim. Burası a çarpı x üzeri 6'ya eşitmiş. Yani eşitliğin sağ tarafında x üzeri 6 varsa Sol tarafta yani şu sarıya boyadığım yerde x üzeri 6 olmak zorunda. Olay bu kadar. Şimdi nasıl yapacaksın hocam? Şu ikisi üstlü sayılardan dolayı ne oluyordu? Çarpılıyordu. Hemen şu tarafta yapmak istiyorum bak. x üzeri 10 eksi 2r geldi. Tamam. Şurada ne var? Bunlar da çarpılıyordu. x üzeri eksi 2r. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 10 eksi 4r geldi. Bu neye eşit? Bak x üzeri 6'ya eşit olmak zorunda buradaki x'li şeyler buradaki x'li şeylere eşit olacak. Bu kadar. E peki canlarım burada 10-4r dediğin şey 6 ise buradan r kaç geldi? 1 geldi. r 1 ise o zaman burası 5'in birlisi çarpı x üzeri 6 eşittir a çarpı x üzeri 6. Hocam 5'in birlisini tabii ki 5. O zaman x üzeri 6 a tane x üzeri 6 ise Burada şunlar birbirini zaten götürecek. Götürünce de ne kalacak? A dediğin şey direkt 5 gelecek. Hocalarınız size bunu soracak. Bak aklınızda bulunsun. Size soru gelecekse buradan gelecek. Tamam mı canlarım? Şimdi geldi. Biraz daha pekiştirelim. Ne yapacağız? İfadesinin açılımındaki terimlerden biri ax üzeri 9 y üzeri 4 ise A kaçtır diye bize sormuş. A'yı bulacağız. Şimdi canlarım bakın önce hemen bir formülü hatırlayalım. Formül neydi? n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r geldim bunu yazdım. Y üzeri R yazdım. Hocam burada X neydi? Bak X dediğin şey aslında şuradaki X küp. Geldim bunu yaz. Hocam Y ne? Tabii ki buradaki eksi Y. Ona dikkat edelim. Şimdi canlarım tane tane yazıyorum. Bir. N'in ne olduğunu bilmiyorsun. Yazdın. N'in R'lisi. Şimdi hemen bendesin. İyi izle. X gördüğün yere X küpü yazdın x küpü yazdıktan sonra bunun kaçıncı kuvveti? n eksi r formülünden dolayı n eksi r yazdık. Geldik buraya ne yazacağız? Tabii ki eksi y'nin kaçıncı kuvveti? r kuvveti. Şimdi benim dikkatimi şu çekti. Y'nin kuvveti kaç burada? 4. Demek ki y'nin kuvveti 4 olacak. Yani benim r dediğim şey hemen geldim buradan 4 buldum mu buldum. 4 bulduysam burası n'in tabii ki 4'lüsü oldu mu oldu. Şimdi şurada x'in üstü kaç? Hemen gel ona da bir vurgu yapalım. 9. Demek ki şuradaki x'in üstü 9 olacak. Yani 3 çarpı n eksi 3 tane r. Çünkü bunlar ne oluyordu? İkisini de çarpılıyordu. Burası 9'muş. E ben r'yi kaç buldum burada? 4 buldum. 4 yazarsan buraya 12 yapar. Karşı yatarsan 3n eşittir 9 artı 12. Buradan 3n eşittir 21. n kaç geldi? 7 geldi. Şimdi artık eni de bulduk. Bunu sildim. Şuraya 7'yi yaz. Şimdi devamında ne yapacağım? Burası artık x üzeri tabii ki 9 oldu. Burası ise y üzeri 4 oldu. Artık ne yapmıyorsun? Bunları düşünmüyorsun bile. Çünkü amacım ne? Bununla aynı yapmak. 9'a 4 yapmak ki zaten oradan dolayı bu n'i ve r'yi buldum. Son olarak 7'nin dörtlüsünü hesaplayalım. 7, 6, 5, 4. 4 tane geri geldi. Sonra 4, 3, 2, 1. Şurası 6 yaptı bunu götürdü. Şurası da şunu götürdü. 7 kere 5. 35 x üzeri 9 y üzeri 4. Yani a dediğin şey kaç çıktı? 35 geldi. Olay bu kadardı. Şimdi geçtik bizim bir sonraki sorumuza. Burada sabit terimi bulacağız. Peki sabit terim neydi? Bu ifadede x'in olmamasıydı. Yani x'in sıfırıncı kuvvet olmasıydı. Bak iyi izle. Benim bulacağım şey X'in kuvveti sıfır olacak ya da sana bunu soracak hocam bak haberin olsun. Ya öndeki iki soru mesela şu soruyla şu soru ya da sana bunu soracaklar. Bak bilgin olsun. Şimdi sabitlerim X üzeri sıfırı bulmaya çalışacağız. İzle formül ne? N'in R'lisi. Geldim bunu yaz. Çarpı X üzeri N-R geldim yazdım. Y üzeri R. Şimdi hocam burada bildiğim şeyler var. Ne onlar? Tabii ki eni biliyorum. En kaç eşittir o. Geldim bunu yaz. Peki hocam x yerine ne yazacağım? X yerine bak dikkat et. 1 bölü x küp yazacaksın. 1 bölü x küp. Bu ne demek hocam? Tabii ki x üzeri eksi 3 demek. Çünkü ters çevirip çarpıyorsun. Aşağıya oradan geliyor. Şimdi hocam burada y yerine ne yazacağım? Hemen onu da göstereyim. Y yerine de eksi x kare yazacaksın. Yani şurayı yazacaksın. Geldim. Hemen eksi x kare yazdım. Şimdi başlayalım n yerine 10 yazarsam 10'un r'lisi yazdık çarpı x yerine ne yazıyormuşum x üzeri eksi 3 çarpı bak kuvvet olarak ne yazacaksın 10 eksi r tamam mı canlar bu kadar şimdi geldim hemen y yerine ne yazıyorum eksi x kare geldim yazdım üstüne r şimdi amaç ney sana dedim ki x üzeri 0'ı yakalayacaksın önce şurayı bir düzenleyelim bak şurayı bir düzenleyelim. Şurayı da bir düzenleyelim. Şu kat sayı bir kalsın. Ona hiç dokunma. Hemen şuraya yaz. X üzeri. Bak eksi 30 artı 3R eksi 30 artı 3R geldim yazdım x üzeri ne oldu güzel insan? Şurada da bir ikire oldu. Hocam burası işte negatif. Bunun işaretini bilmiyorsun. Nereden buraya hemen direkt artı x yazdın? Eksi x olamaz mı? Ona takılmayacaksın sen. Senin yapacağın şey şu. Üstünü sıfırlamak. Şimdi taban aynıysa üstler toplanır. Eksi 30 artı 5 re. Kime eşit olacak? Sıfıra. Niye? Amaç o. X'in üstü sıfır olsun ki sabit terim olsun. O zaman R buradan kaç geldi? 6 geldi. Nasıl geldi? Bunu karşıya attı. 5'e böldüm. Şimdi R 6 mı? Gel bak yaz yerine. Onun 6'lısı. Tamam. Burası ne olacak? X üzeri bak yazıyorum ki tam gör. 6 yazarsan 4. X 12 geldi. Tamam. Sen buraya 6 yazarsan ne oldu? Tabii ki bak çift kuvvet burayı pozitif yaptı artık. X üzeri bak artı 12. Şimdi ne oldu burası? Onun 6'lısını yazdın. Şunlara bak. X üzeri 0 yaptı. Götürdü birbirini. Sadece 10 üzeri 6 kaldı. İşte bu senin sabit terimin arkadaşlar. Tamam mı? Neden? Çünkü... Artık burada x'li bir şey kalmadı. Peki hocam siz bize dersin başında bir şey anlatmıştınız. Sabit bulurken x gördüğün yere 0, y gördüğün yere 0 yaz diye. Burada niye yapmıyorsun? Ee, burada 0 yazarsam sayının 0'a bölümü tanımsızdır. Hesaplayamazsın ki. Anlaştık mı? Bunlar özel bir soru. Yani sen buna ne yapıyorsun? Yıldızı koyuyorsun ve bunu ne yapıyorsun? Sürekli tekrar ediyorsun. Bunu soracak çünkü hocam sana. Şimdi onun altılısı ne? 10, hemen dört eşit olduğunu biliyorsun değil mi? İstersen oradan yap, istersen buradan yap. Ama buradan yapmak daha tatlı. Onun altılısı onun dört eşit. 10, 9, 8, 7. Tabii ki 4, 3, 2, 1. Canım benim. Şuradaki 4 ile 2'nin çarpımı 8 bunu götürdü. Şunun da şu gitti 3 kaldı. 3 kere 7 21. 10 ile çarptın 210 geldi. Olay böyleydi. Şimdi geldik bizim son sorumuz. Bak şimdi bu ifadesindeki açılımdaki sabitlerim neymiş? 15. Yani 15 x üzeri 0'mış. 15 x üzeri 0. Benim amacım şunu 15 x üzeri 0'a eşitleyecek şekilde tabii ki n'i, r'si zaten belli bazı şeyleri onları hesaplayacağım. Yani onları bulmaya çalışacağım. Bak hemen yazdım. n dediğin şey ne? 6. Tamam. Şimdi x yerine ne yazacağım? x yerine tabii ki şunu yazacağım. x kare. Geldim yazdım. Tamam. y yerine ne yazacağım güzel insanlar? y yerine de bak dikkat et a bölü x. Şimdi buradaki A bölü X dediğin şey benim hoşuma gitmedi. Çünkü bölü X'ten kurtulacağım. Yani yukarı şutlayacağım. A çarpı X üzeri eksi 1 oldu. Tamam. Şu yani lütfen bendesin. Çok iyi dinle. Çok ama çok iyi dinle. Önemli bir yer şu an burası. Şimdi başlıyorum. 6'nın R'lisi ile başladım. N'in R'lisi. Bilmiyorum. N'i biliyorum. R'yi bilmiyorum. Sonra geldim. X yerine X kare yazdım. Formül neydi? N eksi R. 6 eksi R. Tamam. Geldim buraya. A çarpı X üzeri Eksi 1 onun kuvvetini tabii ki de Tamam buraya kadar her şey normal. Bu ne olacakmış arkadaşlar? Bu 15 çarpı x üzeri 0 eşit olacak. Yani şu x'li ifadeler bak şu ifadeyle şu ifadenin çarpımından dolayı x'in üstü 0 gelecek. Şimdi bak tane tane yapıyorum. Ben desin. Şu ikisi çarpıldı. Tamam mı? O zaman burası x üzeri 12 eksi 2 oldu. Hocam burada a var. O beni korkutuyor. Ona odaklanma. Onu tınlama şu an. Sen sadece şuna bak. Şurada ne geldi? X üzeri eksi R geldi. Tamam. Burası X üzeri sıfıra eşit olacakmış. Yani X üzeri 12 tabanlar aynıysa üstler toplanır. Eksi 3 R eşittir. X üzeri sıfır. Buradan R kaç geldi? Tabii ki 4 geldi. Çünkü 12'den 12 çıkarsa sıfır olur. Tamam. R'yi 4 buldum. Şimdi R'yi 4 buldum ya. Başlıyorum bak. 6'nın tabii ki 4'lüsü. Yazdım. Burası ne oldu? X üzeri 4. Tamam. Burası ne oldu? Bak şurası 4 ya. A üzeri 4. Şimdi yazıyorum artık. Geldim. Buraya da X üzeri eksi 4 yazdım. Çünkü eksi bile 4'ün çarpımı eksi 4. Eşittir 15 çarpı X üzeri 0. Hocam burası çok karıştı ya. Hayır karışmadı. Bak şunlar X üzeri 0 yaptı. Zaten şurada X üzeri 0. Bunları sildim. Hemen götürdüm. Ne oldu? 6'nın dörtlüsü çarpı a üzeri 4 eşittir 15. Şimdi 6'nın dörtlüsü kime eşit? 6'nın ikilisine eşit. Çünkü altların toplamı yukarıyı veriyorsa bunlar birbirine eşit. 6'nın dörtlüsü 6, 5, 4, 3 geldin. 4, 3, 2, 1 yazdın. Şunla şu gitti. Şunla şu gitti. Burada 3 kaldı. Şöyle yazdığın eşittir. Ne oldu? 15 tane a üzeri 4 eşittir 15. 15'lerde gitti. A üzeri 4 eşittir 1 ise A dediğin şey ya 1'dir A dediğin şey ya da eksi 1'dir. Ama pozitif değerini sorduğu için 1 geldi. Olay bu kadardı. Şimdi ne yapıyoruz? Sahnemizi çeviriyoruz. Bir sonraki konu anlatım kısmında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.